bir ay boyunca yaptığınızda çok huzurlu bir evlilik hayatına kavuştuğunuzu göreceksiniz. Eşimle aramıza sevgi yerleştir, kalbimizi birbirine ısındır, dilimizi doğru ve güzel sözlerle donar. Açın bir telefondan Meryem suresini yemek yaparken Meryem suresinde mutlaka di sabahları kalkın o gün iş olmayacağı için çocuklarınız varsa onları da yanınıza alın ve bir bayram sabahı kuvvetlendirir. Hangi türbeleri ziyaret edebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız bulunduğunuz şehri yorum bölümüne yazın. Arkadaşlar size o şehirdeki unutmayın. Evliliğin bozulma sebeplerinden en önemlilerinden bir tanesi de nazardır. Eşimle geçinemiyorum, biz birbirimizi anlamıyoruz, boşanma aşamasındayız gibi cümleleri asla kullanmayın. Kardeşlerim son zamanlarda sıkça duyduğum cümleler maalesef şu. Eşimle boşanma aşamasındayız ya da eşimle geçinemiyorum veya bir problemimiz yok ama eşimin beni daha iyi anlamasını istiyorum. Bakın bu cümleler modern toplumun en derin ailevi problemlerinden birkaçına dikkatimizi çekiyor. Nedir onlar? Huzur eksikliği, anlayış eksikliği ve sevgi eksikliği. Kardeşlerim ben bu sohbette size bütün bu eksiklikleri ortadan kaldıracak ve evliliğinizdeki bütün sorunları bitirecek ve daha huzurlu bir evlilik hayatı sürmenize sebep olacak. Kur'an'ın manevi Ezzanesinden 10 ilaç söyleyeceğim ve bu ilaçları uyguladığınızda inanıyorum ki çok huzurlu bir evliliğe sahip olacaksınız. Kur'an'ın eczanesinden ilaçlar söylemekle beraber Peygamberimiz Aleyhisselat ve Selam'ında bazı tavsiyelerini sizinle paylaşacağım. Eğer sizin de evliliğinizde sorunlar varsa ya da sorun yok ama daha huzurlu evlilik istiyorsanız size söyleyeceğim bu manevi ilaçları mutlaka kullanın. Eğer bunları kullanırsanız inanıyorum ki evliliğinizdeki bütün sorunlar bitecek. Bu yüzden kardeşlerim beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi, bu videoyu da evli olan bütün çevrenize paylaşmanızı rica ediyorum. Şimdi size 10 ilaç yani 10 tavsiye söyleyeceğim. Bunları da bir ay boyunca yapmanızı rica edeceğim. Bir ay boyunca yaptığınızda çok huzurlu bir evlilik hayatına kavuştuğunuzu göreceksiniz. Bakın birinci tavsiyem evlilikteki problemlerin çözümünde en güçlü silahlardan biri duadır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bana dua edin size icabet edeyim diye buyuruyor. Bu yüzden bir ay boyunca her sabah namazının ardından ellerinizi semaya kaldırın ve şöyle dua edin. Allah'ım eşimle kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızdaki sevgiyi ve anlayışı artır bize huzurlu bir yuva nasip eyle. Bu duayı gönülden ve samimiyetle bir ay boyunca her sabah namazından sonra mutlaka yapın. Çünkü Allah kendisine iştenlikle yönelen kullarının dualarını geri çevirmez. İkinci tavsiyem bir ay boyunca teheccüd namazına kalkın ve şöyle dua edin. Tabi o duaya geçmeden önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis şerifinde hatırlayalım. Ne buyuruyor Peygamberimiz? Gecenin son üçte birinde Rabbimiz dünya semasına iner ve şöyle der. Bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Benden bir şey isteyen yok mu? Vereyim. Benden bağışlanma dileyen yok mu? Onu affedeyim. Yani teheccüd vakti, o seher vakti duaların kabul edildiği bir vakittir. Bu yüzden bir ay boyunca her gece teheccüd namazına kalkın, kıldıktan sonra 6 İhlas Suresi okuyun ve peşine de şöyle dua edin. Ey Rabbim bize huzurlu, bereketli bir evlilik hayatı nasip eyle. Eşimle aramıza sevgi yerleştir, kalbimizi birbirine ısındır, dilimizi doğru ve güzel sözlerle donat. Evliliğimizi senin rızan doğrultusunda Huzurla sürdürmeyi bize kolaylaştır. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Rabbim her türlü zorluktan ve sıkıntıdan bizi koru. Aramızdaki sorunları çözmek noktasında bize hikmet nasibet, muhabbet nasibet ve kuvvet nasibet Allah'ım. Birbirimizi en güzel şekilde anlamayı da bizlere Nasibet Allah'ım diye dua edin bir ay boyunca teheccüd namazını kıldıktan sonra. Üçüncü tavsiyem kardeşlerim insan yediklerinden ibarettir. Bu yüzden yediklerinize dikkat edin. Hem yediğiniz yemeklere dikkat edin hem de o yemekleri yaparken mutlaka kardeşlerim Allah'ı zikredin. Bakın bu çok önemli. Tavsiyem kardeşlerim şu bir ay boyunca yemek yaparken hanım kardeşlerim içinden sürekli İhlas Suresi okusun ve imkan varsa yani mutfakta yemeği yaparken imkanınız varsa ortam müsaitse kardeşlerim açın bir telefondan Meryem Suresi'ni yemek yaparken Meryem Suresi'nde mutlaka dinleyin kardeşlerim bakın bu çok önemli yemek yaparken Meryem Suresi'nde dinleyin unutmayın Kur'an'ın okunduğu yerde bereket olur ve Kur'an'ın bereketi sadece kalbinize değil evinizin her köşesine huzur getirir. Dördüncü tavsiyem eşiniz size ne söylerse söylesin bir ay boyunca sadece sabırla dinleyin ve kesinlikle kötü karşılık vermeyin ve anlamaya çalışın. Bakın çok uzun yıllar boyu değil. Yani şeytan size vesvese vermesin. Neden susuyorsun? O sana kötü şeyler söylüyor. Sen neden ona mukabele etmiyorsun diyebilir. Bakın bunu yıllar boyu yapmanızı istemiyorum. Sadece bir ay bunu deneyin kardeşlerim. Bir ay bunu yapın ve sabredin. Eşiniz ne söylerse söylesin, onu sabırla dinleyin. Bakın sabır Kur'an'da defalarca övülmüş bir tavırdır. Rabbimiz ne buyuruyor? Sabredenleri müjdele. Evliliğinizle ilgili müjdeler almak istiyorsanız sabredin. Peygamberimiz de buyuruyor ki güçlü kimse güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkelendiğinde kendini kontrol edendir. Bu yüzden bir ay boyunca eşinizi dinleyin, ona kötü karşılıklar vermeyin, söylediklerini sakince karşılayın ve anlamaya çalışın. Bir ayın sonunda onun tavırlarının değiştiğini göreceksiniz. Beşinci tavsiyem bir ay boyunca her akşam evde yatmadan önce 20 dakika boyunca Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden bir bölümü eşiniz ve çocuklarınızla beraber okuyun. Eğer eşiniz ya da çocuklarınız katılmıyorsa onların yanında siz kendiniz sessiz bir şekilde okuyun. Unutmayın Allah'ın kelamı evinize bereket ve huzur getirir ve evinizi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine benzetir ve o evdeki huzurun, sevginin, saygının sizin evinize de gelmesine sebep olur. Altıncı tavsiyem haftada bir özellikle pazar sabahları eşinizle beraber sabah namazını bir camide kılın. Bu hem manevi bir bağ kurmanıza hem de eşinizle ortak bir ibadet alanı oluşturmanıza vesile olur. Pazar sabahları kalkın, o gün iş olmayacağı için çocuklarınız varsa onları da yanınıza alın ve bir bayram sabahı gibi gidin sabah namazını bir camide kılın. Mümkünse bazı camilerde böyle uzun tesbihatlar yapılıyor, zikirler yapılıyor. Öyle bir cami seçin ve sabahınızı Allah'ın zikriyle, ibadetle nurlandırın. Allah sizin kalplerinizle bu zikir hürmetine, o camide kıldığınız sabah namazı hürmetine inanıyorum ki eşinize karşı muhabbet yaratır kardeşlerim. Evlilikteki sorunlarınız da yavaş yavaş azalır. O yüzden bunu bir ay boyunca dört pazar üst üste yapmaya çalışın. Yedinci tavsiyem çocuklarınızı da yanınıza alarak yaşadığınız şehirdeki birkaç türbeyi bir ay içinde iki kez ziyaret edin. Bu ziyaretler aile bağlarınızı güçlendirir ve dua için manevi bir atmosfer oluşturur. Bununla beraber türbe ziyareti insana ölümü ve ahireti hatırlatır ve ahireti için ibret almayı sağlar. Hem insanın zühd ve takvaya yönelmesini sağlar, aşırı dünya hırsını ve haram işlemeyi engeller, insanı iyilik yapmayı yöneltir ve iyiliğe en çok layık olan da insanın kendi ailesi ve eşidir. Hem salih kimselerin kabirlerini ziyaret etmek, ruhlara ferahlık verir ve ulvi duygularında ortaya çıkmasına yardım eder. Hem de türbeleri ziyaret, insanın geçmişini, dini, kültürünü ve tarihi bağlarını hatırlamasına yardımcı olur ve o bağları da güçlendirmeye sebep olur kardeşlerim. Çocuklarınızda da bu bilincin yerleşmesine vesile olur. Bu da sizin aile bağlarınızı kuvvetlendirir. Hangi türbeleri ziyaret edebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız, bulunduğunuz şehri yorum bölümüne yazın. Arkadaşlar size o şehirdeki ziyaret edebileceğiniz birkaç türbeyi yazarlar. Sekizinci tavsiyem gözlerinize, dilinize ve midenize haram sokmamaya özen gösterin. Unutmayın haramın girmediği bir ev Allah'ın rahmetiyle dolar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki haramla beslenen bir beden cennete giremez. Yani bu yüzden kardeşlerim takvaya, haramlardan uzak durmaya özellikle çok ciddi manada gayret etmeliyiz ve asla çocuklarınızın ahlakına zarar verecek o diziler, filmler var ya onları izlememeliyiz. Haram görüntülerin olduğu o televizyon programlarından uzak durmalıyız. Evimizi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine benzetmeye çalışmalıyız ve evimize asla haram sokmamalıyız. Mesela evinize geldi birisi diyelim gıybet mi yapıyor onu nezaketli bir şekilde uyarın. Yani evinize haram olan görüntüleri, haram olan sözleri, haram olan yemekleri sokmayın. Bunu yaptığınızda evinizde huzurun olduğunu ve insi ve cinni şeytanların da evliliğinize zarar veremediğini göreceksiniz. Dokuzuncu tavsiyem nazardan da korunun. Nazar deveyi kazana adamı da mezara sokar. Bu yüzden kardeşlerim eşinizle olan resimlerinizi ya da yediğiniz yemekleri sosyal medyada asla paylaşmayın. Mütevazi olun. Hayatınızı insanların gözüne sokmayın. Bu maddi tedbirlerle beraber manevi olarak da her gün Felaknas suresi okumayı, ayetel kürsi okumayı alışkanlık haline getirin ve abdesti gezin. Bu da sizi nazardan korur. Unutmayın, evliliğin bozulma sebeplerinden en önemlilerinden bir tanesi de nazardır. 10. ve son tavsiyem ise evliliğinizle ilgili asla olumsuz konuşmayın. Yani eşimle geçinemiyorum, biz birbirimizi anlamıyoruz, boşanma aşamasındayız gibi cümleleri asla kullanmayın. Eğer istişare ettiğinizde faydalı olduğunu düşündüğünüz biri varsa, sadece fikir almak ya da tavsiye almak için onunla paylaşın ama ondan hariç hiç kimseye evliliğinizle ilgili kötü şeyler söylemeyin. Çünkü insan ağzından çıkanla imtihan olur. Bela insanın ağzından çıkan söze bağlıdır. Bu yüzden kardeşlerim güzel bakın, güzel görün, güzel düşünün, güzel konuşun. İnanın çok güzel olacak. Bu söylediğim 10 maddeyi bir ay boyunca yapın. Bir ayın sonunda evinizin bir huzur bahçesine döndüğünü göreceksiniz. Evliliğinizdeki sorunların bittiğini göreceksiniz. Eşinizle aranızdaki sevgini, muhabbetin kat kat arttığını göreceksiniz. Ve insanların ve cinlerin evliliğinize zarar veremediğini göreceksiniz. Rab'bim evliliğinizi muhafaza eylesin aranıza sevgi, saygı ve merhamet yerleştirsin. Birbirinizi her durumda anlayışla karşılamayı, sabırla ve hoşgörüyle yaklaşmayı size nasip eylesin. Evliliğinizdeki her anı Rabbimizin rızası doğrultusunda geçirmeyi Rabbim size nasip eylesin. Aranızdaki bağları güçlendirsin. Kalbinize huzur ve gönüllerinize ferahlık versin. Her türlü zorluktan sizi korusun. Rahmetiyle sizi kuşatsın. Birlikte geçirdiğiniz her anı bereketli, her adımınızı da hayırlı kılsın. Allah evliliğinizi huzurla doldursun ve her zaman birbirinizi en güzel şekilde sevip saymayı sizlere nasip eylesin kardeşlerim. Şunu unutmayın. Her şeyin başı samimiyetle dua etmek ve Allah'a yönelmektir. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun. Bir de sizden ricam başta söylediğim gibi çevremizde evliliklerin çatırdadığını görüyoruz. Ailelerin ayrıldığını, boşandığını ve çocukların perişan olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu videoyu beğenip paylaşırsanız diğer insanlara da ulaşır. Belki bu vesileyle bir kardeşimizin de olsa evliliğinin kurtulmasına vesile oluruz. Tekrar Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.